Yeni yarışmamız olan Bil Bakalım'a hepiniz hoş geldiniz. Bu yarışmamızın konseptini anlatayım. Ben bazı sorular soracağım. Tahmin edebilecekleri sayılı sorular olacak daha çok. Hatta hepsi sayılı sorular. Yarışmacılarımız da bunları tahmin etmeye çalışacaklar. Ve her oyunda, her bölümde ödül ve cezamız var. Bu ödüller galiba. Burada ödüllerimiz, burada da cezalar. Cezaları şimdi açıklamayayım hepsini. Oynadıkça görürsünüz. Her seferinde eş değiştire değiştire oyunumuza devam edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Seyirciler, siz hazır mısınız? Evet. Hazırız. Bu lanet ana şahit olmaya hazırız. Ben de kurgusal şeylerin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak evet diyorum. Yaz geldi. Yazın en sevdiğiniz meyve nedir? Karpuz. Yani, kiraz. Şeftali severim. Ben de öyle ya, karpuz, kavun. Yani. Her şeyi seviyorsunuz herhalde siz. Evet, seviyoruz. O zaman karpuzla ilgili bir soru geliyor. Dünyanın en büyük karpuzu kaç kilodur? Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bu. Tamam, ben hazırım. Ben de hazırım. O zaman kameraya gösterin direkt. 3, 2, 1. 62 ve 140 dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben 35 diye düşündüm. Öyle çok yüksek düşünmedim. Yani ben de yani 35-40 arasıdır diye düşündüm ama. Ya ben şöyle bir mantık yürüttüm. Normalde 5-6 kilo oluyor. 10 katı kadar falan dedim, büyümüştür herhalde en fazla. Valla ben Guinness Rekorlar kitabını katınca işin içine dedim mutlaka bir şey vardır. İlk 40 yazdım, ondan sonra yanına 1 ekledim. Guinness Rekorlar kitabını duyunca. Bu arada salladığım belli olmasın diye küsurat veriyorum. 62,5. Aynen. O zaman açıklıyorum. Guinness Rekorlar kitabına giren 2013 yılında Amerikalı Chris Kent tarafından yetiştirilen karpuz. Hadi Chris. 159 kilo. Oha. Bayağı yüksek. Nasıl yetiştirmişler o kadar ya? Kardeşim nerede yetiştirdin bunu ya? Amerika'da. Hayır, neresinde abi? Kardeşim hepsi hormonlu onların. Abi, hepsi hormonlu. Bak, Amerika özgürlükler ülkesi. Bak, kes, karpuza kes, özgürlük vermişler. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin içine su bastı şırıngayla sürekli. Öyle öyle kilosunu arttırdı. Ya bu şey mi ya? Tavuk eti mi? 160 kilo karpuz mu olur? Ceza mı şey yapıyorsun? Dur, önce ödül çeksin. Heh, çek bakalım. Hadi adam trend ol, 100 lira. Karşındakine ceza ver. Karşımdaki o taraf mı? Evet. Abi ben karşısında değilim ki, yanındayım. Kamera var karşısında. İstediğimi yapabiliyorum değil mi? Hayda, geliyor. Kaşığa acı sosu dökecek, üstüne de limon sıkacak, şurup gibi yiyecek. Bunu istiyorum. Tamam. Tamam. Çok vicdanlıymış bu yarışmacı. Oradan acı sos alalım. Çiğ köfte bari bir şey oldu. Bilemiyorum. Acı sosunuz. Kaşık vardı orada. Limon da verin. Çay kaşığı değil mi ya? Ya şimdi iki gün sonra evet, Ayşe gelecek, sen benim söylediğimle ne yaptın diyecek. Bir de o kaşığıyla mı uğraşayım ben? Ayşe'yi buradan selamlar. Ya kendi acısını ne kadar kendi dökmesin mi ya? Dök bir ben dökeceğim bu acıyı da. Oktay'ın dökmesi dök lazım, çok vicdanlı döker. Şimdi. Onu aç istersen direkt de. Burayı mı? Hı-hı. Evet, ilk cezamız geliyor. Yalnız yanarız, tamam yeter. Dök Oktay, hani dök. İstediğim kadar koymayacak mıyım? Kardeşim. Bu kadar vicdanlı olmayın ya. Bakalım ne kadar acı, onu bilmiyorum. Bu yemekler adına acı değil mi? Bir kaşık atılmıyor mu yemeğe? Evet, biraz da limon. Limonu bol sık kardeşim. Elin dert görmesin. Cem yine acımasız yorumlarıyla renk satıyor. Oktay benim ev arkadaşım ya, ben kardeşimin yanındayım artık. Buyur abi. Mideyi falan bozmayalım biz. Evet. Oradan abi. Ben bir su alabilir miyim yani? Tabii suyumuz hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun, yarasın. Brrrr geliyor hadi. Yani biraz acı tabi ama o kadar da yani kolay bir ceza oldu. Keşke tamam. Biraz daha koysaydın. Yok ya, biraz şey, o kadar da acımasız olmayalım. Şimdi iki gün bir anda çıkar falan, geleceği evet. Düşünelim. Evet. Tamam, ben kalkıyorum herhalde. Aynen. Evet. Yanıyor musun? Bu elden sonra kazananlar yarışmaya devam edecek. Ama çok fazla üst üste kazanırsa ona eleyeceğiz, değiştireceğiz. Oktay, hayvanat bahçesinde çalıştın. Hayvanlarla ilgili bilgin var mı? Az çok var ya. Hangi hayvan ne yer, ne kadar yer biliyor musun? Yani az çok az ilginç soru. İyi o zaman, sana gelmediği iyi olmuş. Kaplanlar bir gecede kaç kilo et yiyebilir? Bir gecede.
kaç kilo? Şimdi kaplanına göre değişir. Hazır mısınız? Hazırız. Meryem teyze kopya çekiyor bak. Zaten bak, içime bakıyor böyle. 2, 1. Açın bakalım. 21, 25. Bence fazladır ya. Çok az demediler mi? Bence Cem kazandı. Eto bur ya. Eto bur ya. Cem 25, 21 dedi. Tamam işte yani bence 25'ten falan yukarıdadır diye düşünüyorum. Bence de 25'ten yukarıdadır. Böyle 50 falan civarında belki daha fazla bilmiyorum. Evet. Bilmem ya bir mesela şeyi bir geyiği yediğini falan farz et. İşte hani bir geyik en kötü 30 40 kilodur. Yani aslında 30'un üstünde yazacaktım da dedim yani abartmayayım gene de. Cevabımız 27 kiloydu. Aha. Yakın bayağı. Ben de kaplatmışlarım. Öyleymiş genelde ortalama. Böyle dikkat ediyormuş. Ha bu arada geyik demiyorum ben de kilo. Neymiş? 10 TL. Alayım evet, alayım. Evet hemen 10 TL'miz öyle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Kısa ben de cezamı çekiyorum galiba bu durumda. Evet siz de cezamı. Ben çekelim. Limonye. Evet. Kabuğuyla değil değil mi? Kabuğuyla yiyeceksin. Buyur canım. Evet. Bir dilim mi yesin, iki dilim mi yesin? Hayır, bir dilim yesin ya. Şimdi. Tamam. Şimdi şey yapacak bir şey yok artık. Bu kabuğuyla yener limonlardan zaten. Peçete vereyim mi? Güzel mi? Ben gayet seviyorum zaten limonu. benim büyük ağzım. Şimdi vardır izleyenler de böyle ağzı tavas oluyorlar. Onlara gelsin tamam. Yemeğimi bekleyeceğiz mi? Evet. Bitirdiğini göreceğiz. Yanlış yapmışsın ama kabuğuyla yenen limon almayacaktın. Normal limon alacaktın sen. Ceza gibi olmadı ki bu. Daha çok cezalar vardı da kıyamadım. İyi kıyamadığın iyi olmuş. Ulan ben bir kaşık acı sos yedim burada. Limon yiyor adam. Acı sos yine var. İki tane acı sos yeme cezası. O da bana gelir nasıl sos. Şerif. O zaman seni alalım. Ben geliyorum. Oktay alıyorum. Aşk paramı alayım da. Paramı alayım da. Ne diyeyim ben hep ben pardon. Kazananlarımızla devam ediyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Siz geçenki Yemekteyiz programında şampiyon olmuşsunuz. Evet. Ben de gönüllerin şampiyonuydum. Evet. Yine bir araya geldik. Yine bir Guinness Rekorlar kitabından. Fıstık ezmesi sever misiniz? Hayır. Ben severim. Ne kadar yiyebilirsin mesela? Sıfır. Ya en fazla hani böyle bir deneme amaçlı böyle bir ekmeğe sürmek küçük bir şey. Ne kadar yenirse ne bileyim hani bir iki dilim ekmeğe sürerim belki yerim yani. Ünlü rekortmen Andre Ortol bir dakikada ne kadar fıstık ezmesi tüketmiştir? Kilo bazlı mı? Kilogram, ton. O nasıl yenir ya şey o biraz şey ya. Kaşık kaşık yemiş. Kaşık kaşık götür. Kaşık kaşık. Yutabilir mi ya? Ben hiç şey yapamadım mesela. Aman bakmıyorum. Allah Allah. Sınavda kopya vermeyen gücük yok. Ay bir dakika. Sen de bakma. Bakma Eren teyze bakıyorum görüyorum ben. Hadi satranç mı oynuyoruz burada? Haydi, haydi. Ya düşünüyorum. Tamam hazırım. Son 10 saniye. Dur be. 3, 2, 1. 1,5 kilo. Abarttın canım 1,5 kiloyu da nasıl yiyorsun? Anne daha küçük yazsaydı. 175 gram demiş. Anne yani bir paketten daha mı az yazmış? Bu adam Guinness Rekorlar kitabına girmiş ya. Ama bir dakika ya. Bir dakika yani hani bir dakikada böyle hani. Ve 1 kiloyu nasıl yesin ya? Yer canım. Kimin kazandığını düşünüyorsunuz? Net Oktay diyorum ben. Ki benim ona. Ben 3 kilo falan diyorum bu arada. 3 kilo mu? Bir dakika. 1 dakikada. Abartma. Bence ne ya? Annem mi kazandı yoksa? Söyle. Söylüyorum. Evet. 378 gram. 378 gram. Nasıl ya? Bir dakikada yani fıstık ezmesi ne kadar yoğun bir şey biliyor musun? Tamam da ne bileyim ya. Ya bu adam Guinness Rekorlar kitabına girmemiş mi abi? Ben herhalde... Kaç kilo? 1,5 kilo dedim. 1,5 kiloyu pardon da niye şeyde yesin yani? Bir dakikada nasıl rekora sığdarsın ya? Ama. Tamam rekorda da yani. Bu arkadaşımızın değişik böyle ilginç rekorları var. Bir tanesi dünyanın en hızlı patates yeme rekoru. Bir dakikada 893 gram patates yemiş. Bu o bile ve çok fazla yani bir dakikada. Gözleri kapalıyken en fazla tenis topu yakalama rekoru. Gözleri kapalıyken. Bir dakikada 32 tane top yakalamış. Çok ilginç bir arkadaşımız. Böyle rekorlarla kafayı bozmuş galiba. Sürekli rekor kırıyor. Şey var ya hayat bilgisinde var mısın Arif diye her şeyi iddiasına. Aynı onun gibi birine benzedi. Anne ödülünü çek bakalım. Buyurun Meryem teyze. Ay bir 10 lira daha alabilir miyim? Anne paraları topluyor.
Burada amedeli. Bu paralar dönüp dolaşıp size gidecek zaten. İşte bile bunlar benim paralarım. Tamam burada evet. Dursun. Hop bebek. Hadi tamam. Evet, geldi şekerlemeler. Bean Boozled. Bunun içinde çeşitli şekerlemeler var. İki tanesi aynı renkte ve aynı dokuda mesela. Ama tatları farklı. Beyaz olanlar diyelim örneğin. Bir tanesi doğum günü pastası tadında. Bir tanesi kirli bulaşık suyu tadında. Şans eseri, iyi şey de gelebilir, kötü şey de gelebilir. Bu arada bunun kokul fanları bunu bilecektir yani. Aynen. Bir tanesi çekiyorum. Bir tanesi. Hemen yeme, bakalım ne olduğunu. Şimdi Oktay'ın çektiği ya çilekli muzlu smoothie ya da ölü balık tadında. Ölü balık. Allahu ekber. Hadi bakalım. Sushi'yi bile yiyemeyen Oktay ölü balığı nasıl yiyecek? Bu arada bak çiğneyeceğiz ha, ona göre. Çiğneyeceksin evet, direkt yutmak yok hap gibi. Burada kapatın. Hayır. Tamam. Bütün tadı hissedeceksin, tadını kokusun. Tamam o zaman. Hadi. Ölü balık. Çiğnemeye devam. Ölü balık ağzında candan doktayım. Böyle oynuyor şu an. Sweet. Peçe de benim. Çıkarsın ya. Ben şimdi bundan korkuyordum ya. Şimdi yut suyla yut. Çok mu kötü ya? Kötü. O kadar kötü mü? Yut hemen o zaman. Ölüyor çocuk. Ölüyor. Ölü balık oldu. Bunu kim üretti? Neye benziyor tadı? Daha önce yediğim bir şeye benziyor mu hiç? Bu kadar kötü bir şey yemedim. Şu an dişime yapıştı. O hani benim hep sevdiğim jelibonlar var ya, böyle şey yapacağım. Onun gibi yapıştı şu an burada bir tanesi. Hissediyorum hala o koku tadı geliyor. Geliyor mu ölü balık böyle? Geçmiş olsun. Teşekkürler aramıza katıldığın için. Annem iyi tahmin yapıyor ha. Ağzımda şu an çöp torbasının tadını hissediyorum. O çöp torbası kokusu olur ya. Onu hissediyorum. Gerçekten mi? Konuşmazsan çok seviyorum. Hoh desem böyle bayılacak mısın gibi hissediyorum. Geliyor sorumuz. Dünyanın en kilolu insanı kaç kiloya kadar çıkmıştır? Çıkmıştır. Kiloluyum kaç kilodur yani? Hadi bakalım ağır yaşamlar. Keşke izleseydim. Hazır mısınız? Açabiliriz. 370. 425, 370. Sizce? Ben de bir 410 falan diye düşünmüştüm. Ben daha da fazla olduğunu düşünüyorum ya. Belki evet. 450-500'e kadar çıkan insanlar vardır. Eminim ama. Çünkü ağır yaşamlar. Ölmez mi ya oraya çıkana kadar? Yok ama öyle bir şey vardı. Ağır yaşamlarda falan öyle sanki gördüydüm diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Tam tamına. 727. Abi o da oraya kadar nasıl yaşamış ya? 34 yaşına kadar yaşamış zaten. Carol Yager dünyanın en ağır obezite sorunu yaşayan kadınıdır. Çocukken aileden birinin cinsel istismarına uğruyor ve bundan sonra yaşadığı travmayla birlikte kilo almaya başlıyor. Kendini yemeye vuruyor. Aynen. Çok fazla kilo çok alıyor. Çok oluyor zaten. 34 yaşında da vefat ediyor. Ben bu şeylerde bu kadar çok kilo alanlarda şeyi anlamıyorum. Yani sonuçta hareket etmekte çok zorlanıyor. Yaşamını kazanamıyor yani. Bu kadar yiyecek parayı nereden buluyor bu? Hiç anlamıyorum ben. İşte ailesinden geliyor. Aynen bir yerlerden destek oluyor. Genelde zaten travmalardan kaynaklı oluyor. Özellikle cinsel istismardan çok oluyor. Tabii orası öyle de. Yani yani mesela örnek veriyorum. 300 kilo olduktan sonra hani günlük kalori ihtiyacın kilo almak için kim bilir kaçtır? Ama şu da var. Yani ülkemizde karşılaştırma Amerika'da mesela fast food gerçekten ucuz. Aynen, bir şey. Aynen daha ucuz. Hani akrabaları yani. Destek oluyordur. Annesi eşi varsa eşi birileri onlar sayesinde yapıyordur. Devlet de belki bir şekilde bir yardım falan yapıyordur. Evet. İyi annem sürekli kazanıyor. Al bakalım ödülünü. 10 liraları topladım. Dur abi önce bir annem açsın. Ben 10 lirasını hazırlayayım mı? Evet Meryem teyze. 30 TL değerinde kahve. Cemciğim. Ben onu almak istiyordum. Neyse biz beraber şey yaparız tamam. Bunu hallederiz. Ben eğer şuradan 30 lira kazanırsam bir deyip duruyorum. Tamam yapalım. Ben 30'dan fazla bir kahve söyleyeceğim. Tamam. Evet abimin cezası bin bozult. Evet. Hadi bakalım. Fırat abi. Umarım çürümüş yumurta gelir. Abi acın acımdır. Acın acımdır hissediyorum şu an seni. Çürümüş yumurta gelsin istiyorum çünkü ben yemek istemiyorum onu. Ney bu? Yeşil, elma gibi bir şey. Abimin çektiği şeker
Ya sulu armut ya da sümük tadında. Evet, korkuyorum şu an. Ne hissediyorsun? Armut olsaydı şimdi biz ifaden çok iyi olurdu. Anlamadım ki ben ne olduğunu. Demek ki kötü değilse. Çok kötü değil ama çok iyi de değil. Ben sümük mü seviyorum? Öyle bir şey olabilir mi? Olsun. Yok ya, armut galiba. Yani şu o an şekerli bir su gibi geldi. O anlardın ya. Herhalde kötü olsa kesin anlardım diye tahmin ediyorum. Olabilir. Armut şeyde yoktu ama herhalde, bir tadı da yoktu. Aynen, tadı yani öyle güzel de değil. Sadece şekerli gibi bu. Sümük o zaman. Ha, şekerli mi? Neyse ya, şeker. Ben şekerli sümüktüm. Valla bilmiyorum, anlamadım yani. Anne kaç eldir kazandın? Armut herhalde. Yeter ya, kaldıralım. Sen değiştirelim. Hayır, Cemre de oynasın bari. Oynadı ya. Oynadı mı? Seni Cem'le değiştirelim. Aynen, olur. Cem tamam. Mi gelsin? Tamam. Bak, ödüllerimi alayım da ne olur ne olmaz üstüne konarlar falan. Ne kadar aç kaldınız hiç? Aç kaldınız mı? Açlıktan kastımız ne? Bir şey su yemedim. İçebiliyor muyuz? Aynen. O zaman ben biliyorsun ki 10 güne kadar su orucu tutmuş bir insan olarak 10 gün. Evet, sen? Yani ben maksimum 1,5 gün falan kalmışım. Çok kaldım sana. Kaç gün kalabilirsiniz peki, sınırlarınızı zorla? Su içerek mi sadece? İçecekleri içerek. Kalırım ya ben de bir 10 gün falan. Ben bu arada çok kalırım yani. Mesela 20 gün bence dururum yemek yemeden. Su içerek. Ama şey falan tabii, kahveydi falan filan, öyle şeyler de içiyoruz da. Ama yemek yemeden dururum 20 gün. O zaman sorumuz geliyor. Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı yemek yemeden kaç gün durmuştur? Peki şey mi? Bu sıvı tüketimi var değil mi? Yemek yemiyor. Üç, iki, bir. 81. 27. Ne düşünüyorsunuz seyirciler? Ya ben şey, bu su diyeti hani yaparken 40 güne kadar hani aç kalabilen insanların olduğunu biliyorum. Aynen, ben de şey videolarını 60... Videolarını da görmüştüm ama... 60 gün falan böyle su diyeti yapan insanları hatırlıyorum. O yüzden dedim ki herhalde daha yüksektir. Ben bunu birkaç farklı kaynaktan araştırdım. Doğrulattın yani. İnanmazsanız... Araştırabilirsiniz. Çok yüksek bir şey geliyor. Angus Barbieri adında birisi tam tamına 382 gün yemek yemeden. Yani bir 382 gün. Bir sene aşkın. Bir sene 20 gün mü oluyor? Evet. Bir sene 17 gün. Buna püre haline getirilmiş falan şeyler dahil değil mi? Yani? Yok, hiçbir şey dahil değil. Sadece su. Aşırı kilolarından şikayetçi olduğu için doktora gidiyor. Ve kısa dönemli bir hızlıca kilo verebilmek için açlık diyetine giriyor. Bakıyor ki kilo veriyor, gaza geliyor. Bunu devam ettirmek istiyor. Ve doktor kontrolünde buna devam ediyor. Yani vitaminler, işte takviyeler alıyor. O sürede sadece su, işte şekersiz kahve, maden suyu gibi şeyler tüketiyor. 382 günde 125 kilo verip hedefine ulaşıyor ve 82 kilo oluyor. Yine gene az vermiş ki 380 bilmem kaç, 120 kilo yani. Ya tamam da o şey oluyor işte, bir süre sonra vücudun artık o tempoya alışıyor. O yüzden mesela örnek veriyorum, kendini kıtlık moduna alıyor. Metabolizma hızın yavaşlıyor. Evet, o zaman ödül ve cezaları çekil. Çekil. Çok güzel bir çekiş değil miydi ya? Hani sanki... Buyur. Reyhan'dan kıl çeker gibi. En güzel ödül adam hemen aldı. Gitti seninle diye çekiyor. Sevgilim. 100 liralık bir tişört geliyor galiba. Her şey. Ayakkabıyı alamıyorum. Ben de cezamı mı çekiyorum şimdi? Hadi evet. Bakalım. Hayda. Ekibe tatlı ısmarla. Canım çok yanıyor İlke, bir su alabilir miyim? Ne ısmarlıyor peki? Künefe! Niye künefe canım? Künefe Bim'den, olmasın ama ya. Bim'den ben bir puding ısmarlarım size. Hayır artık. Hayır canım, ne istersin? Evet. Ama bir dakika. Epeyce künefeciye gitmedik herhalde, ondan canım. Ama künefe yedik ya. Yakın zamanda ya. Ne zaman yedik? Ne zaman? Annem yaptı ya. Ya o ben yemedim mı? Ondan ya. Annem yaptı, biz yedik. Ben de yemiyorum. Neyse, ben size bir künefe ısmarlayayım da bir künefe yiyelim madem, yapacak bir şey yok. Mutlaka bir gün çit deyinde gideriz. Aynen. Gönder hocam, gelsin. Çay sever misiniz efendim? Bayılırım. Hassasıyım. Annem yani... gözleri ışıladı baba. Çay mı? Demledim. Ya bizden önce çay içmeyi bilmiyordum. Evet canım. O nasıl bir şey ya? Bilmiyorduk hani, çay mı içiyordun sen? Çay nedir bilmiyordu yani, o derece. Çay nasıl demlenir? Evet. Kahveciydim ama bu ara artık çay içiyorum ya.
Türkiye'de ilk çay fabrikası hangi yıl açılmıştır? Haydi. Güzel soru bu arada. Harbiden güzel soru. Okey. Direkt cevabı yazabiliyor muyuz? Biliyor musun? Ben tahminen bir şey söyleyeceğim şu an. Çok kendinden eminsin lan. Değilim ama bir tahminim var yani. Milattan önce. Şimdi şöyle. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Evet hazırız. O zaman gösterelim. 1939. 1869. Sen iyice geri gittin oğlum ya. Ya ben biraz öncesinde vardır. Osmanlı'dan beri vardır hani diye düşündüm. Cevabımız 1947 idi. Aa var ya benim içimden 47 geçiyor. Şaka gibi ya. Annem 40'lar dedi. Bizde gerçek çay sevdalı. Abi çayla hiç alakam yokmuş gerçekten. Sana yeni çay dersi vereceğiz. Ben benim çocukluğumda falan daha şey yokmuş. Yani ben çayın içerisine doğdum. Ayrı bir mesele ama daha öncelerinde sütle falan şey yaparlarmış. Hmm. Hani. Neyse şu an ben ödülümü çekmek istiyorum ama. Çek bakalım. Buydu galiba. Al oynarın da yoluna bir yürü kardeşim sen bir. Şunu alacağım. Bunu istedim. Ekipten istediğim biri sana tatlı yapsın. Ama neden sürekli böyle tatlılı şeyler içiyorsun? Ben kilo veriyorum. Tamam sana diyet bir şey olsun. Tamam. Bir şey yapsın. Tamam. Şey bir tane şey görmüştüm onu istiyorum o zaman. Tarif görmüştüm diyet tarifi. Tatlı. Kimden istiyorsun? Bu işin tabii ki uzmanından isteyecek. Valla işte ikimiz birlikte ortak yaparsınız. Yeriz. Peki. Peki. Yemekteyiz birinci ve ikincileri olarak. Evet. Güzel. Ben de üçüncüsü olaraktan. Aa, evet. Dördüncü yanımda. Beşincisi de onun yanında hemen. Evet. Çekiyorum. Buyur kardeşim. Şekerler geliyor gibi. Şeker gelmesin ya lütfen. Geldi. Ne güzel çekti geldi. Game over. Ver bakalım kaderim Oktay. Kırmızı mı mavi mi? Hemen yeme de bakalım neymiş. Allah'ım. Siyah Allah çekti. Allah Allah o kötü çıktı. Bir şey bence ha. Ne? Ya ben bunu okuyamıyorum. Ay, kokarca şeyi. Ah sprayı. Ya sabahtan beri bana kokarca ya izleyeceğim. Ya da şey çikolatalı kek. Umarım çikolatalı kektir. Buyur künefeden kardeşim. Sonra bunu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Evet kardeşim buyur. Su al da yanına. Çikolatalı kekmiş. Bir tek güzel. Bana mı denk geliyor ya? İyi bari. Gayet güzel tadı bence. Bana mı denk geliyor? Neyse yapacak bir şey yok. Cem çarptırmıyor mu? Doğru söyle. Yok yok güzel. Canım. O zaman Cem gidiyor. Biz yine bir önceki kazananla kazanan geliyoruz. 1869'muş ya. Meryem Hanım hoş geldiniz. Allah'ın cahili. Cem hiç kazandı mı? Daha kazanamadı. Yok. Sence ödül çektin mi? Yok. Daha nasip olmadı. Yavrum. Yavrum ya. Ben de bir tane ödül çektim, o da Cem'e karşı. Çay dedik, şimdi biraz kahve diyelim. Tamam. Gelecek adama gelmez. Kahve sever misiniz? Severim. Yani özellikle yurt dışındayken çok fazla içmeye başladım kahve ve kattı. Şu sıralar o kadar senden çok tüketiyorum kahve. Aynen aynen. Bir dakika annem bir şeyler. Bir dakika. Kahve dedin ya, kahve koktu dedim Cem'den benim geliyormuş o geliyor. Yediği şekerden. Kahve gibi geldi böyle koku. Biraz kahve çekirdeği tadı da var bunda. Doğru söyle, kokaracağım. Yok yok. Kokarca olsa alır zaten kokusunu. Öyle olsa zaten anlardık ya. Hadi bakalım. Aa harbiden çok güzel kokusu baksana. Geldi. Baksana. Bana kadar gelmiyor. Biraz gerçekten uzaklandı. Çok güzel. Hohluyor mu? Ne yapıyor? Ne oluyor? Hadi hadi devam. Nasıl kahve seversin? Özellikle yurt dışına gittikten sonra kahve içmeye başladım. Ve şu anda da çok aşırı içiyorum kahve. Arıyorsun ya. Kahve. Ya hem arıyorum günlük zaten hani belki 5-6 kupaya yakın kahve içiyorum. Bunu çektirelim. Maşallah. Çarpıntı yapar çok içmiyor. Yok yok. İyi. Soruyorum. En çok kahve tüketen ülkeler listesinde birinci sırada gelen Finlandiya'da yıllık kişi başı kahve tüketimi ne kadardır? Finlandiya'dan Ayşe'ye de selamlar. Yıllık. Aynen. Hep Ayşe. Yıllık. Yıllık. Ona sordum zaten bu doğru mu diye. Dedi doğrudur. Yıllık kişi başı. Neyse. Hazır mıyız? Hazırız. Açabiliriz. 20 kilo. 20 kilo, 25 kilo dedim. Çok az oldu sanki ama.
Bence 40 kilo civarıdır. Ben de işte biliyorum. Söylüyorum. Finlandiya'da böyle birçok etkinliklerde falan her şeyde kahve ikram edilirmiş. Bizde daha çok çay. Onlar da kahveymiş. Yıllık kişi başına 12 kilo kahve tüketiyorlarmış. Aa, çok azmış ya. Annem ceza mı? Hadi da bakalım. İlk cezası geldi. Ben ödülümü çekeyim ödülü o zaman. Ödülü çek bakalım. Rabbim bize de nasip et. Karşındakine ceza ver. Hayda. Ya yine mi ya? Ya şimdi ben Fırat abiye zor verdim. Meryem teyze nasıl ceza vereyim? Allah'tan bayağı zor verdim. Bir yemek kaşığı acı verdim. Tamam, o zaman bundan denesin Meryem teyze. Tamam. Ya ama o... Ben... Denesin ya. Denesin ya. Göreceksin Meryem teyze. Meryem teyze. Çikolatalı sigara güzel gelmiş. Meryem teyze. Meryem teyze şu an senin yerinde Cem olsaydı ben orada en üç çeşit şeyi karışımı yapacaktım. Vay. Ama benim şimdi bu şeyde bunu görünce en tiksinç olan olduğum şey buydu ya. Evet Meryem teyze. Evet. Bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Meryem teyzemizin acımayacağız. Aha, acaba da kokar camı. Allah kokarca. Kokarca. Ya ben bunu yemeyeyim ya. Çünkü Cem yedi ötekisini. Ama iki tane yok. Birer tane yok. Bir fazla var. Belki de çikolatalı kektir. Yok, ikişer tane varmış ya. Vallahi daha yok herhalde. Ya ben bunu yemeyeyim lütfen ya. Vallahi ben şey olurum şimdi çıkarırım. Tamam madem. Var var bir tane daha var siyah. Tamam bir tane daha varmış. Meryem teyze %50 şansın var. Hadi bakalım. Ama anne mızıkçılık yapmayalım. Meryem teyze. Dındırın. Peçete al sen yanına. Sen ama yutmak zorunda olmadı. Evet. Aynen ama tadını ya, al. Ya şu an yiyeceğim. Su al da yanına. Kokuyor mu? Ben Meryem teyzenin yerini yiyebilir miyim? Yemeyeceğim ya. Devam ama daha emdik sadece. Bir diş geçsin ama. Bir dişi bir geçirelim görür demiyorsun hani. Cem hiç çeksin yapma. Ya bir diş bir kere çıksın. Sen niye hemen atıyorsun ki ben senin yerini alacaktım onu. Sıradakini alayım. Sıradaki kim? Ben mi? Fırat abi buyur gel abi. Sen ol sonra da Cem'i ben. Aynen Fırat abi olur. Meryem lira tutarsa iyi. Nasılsın? Daha fazla gitseydi... Kokar mı? Nasıl? Bir tuhaf bir şey. Bakarsın birazdan. Elma sever misiniz? Severim. Ben şey elma severim ya, yeşil elma severim. Ben elmayı seviyorum yani. Her türlüsün. O zaman bir elma sorumuz geliyor. Dünyanın en büyük elması. Dünyada kaç adet elma çeşidi vardır? Ben sarı elma, yeşil elma, ben doğmuş. Çok küçükmüş vizyonlar. Amasya değil mi? Evet. Amasya elması. Amasya elması harbiden güzel çok biliyor musun? Çok güzel elma. Çok güzel. Hadi sorunuzu cevaplayın. Bugün ben bir Starlink elması aldıydım. Oradan iki tane oldu. Dünyada kaç çeşit? Ama sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Dünyada. Yani yurt dışında çeşit çeşit vardır illaki. Düşebiliriz. 60. 60 mı? 973 dedim ben. Ne yaptın bu be? Bu ne için bana bak? Öldürdün. Ama bak teyit ettim falan dedi ya. Öyle deyince acaba dedim çok mu yüksek acaba? 60 öyle çeşit zaten çok... Öyle insanlar şeye giriyor sanırım. 60 zaten çok sıradan bir sayı değil mi? Bunu Türkiye'de kaç çeşit vardır acaba? 5-10 çeşit vardır. 7500 adet 7500. Elma çeşidi varmış. Yok ben... artık ya. Hiç o kadar çık bir elma ya. O kadar tahmin etmemiştim. Nasıl ya? Ben de... Yapay seleksiyon kardeşim. Ne şey yapıyorsun? O yüzden araştırdım açıkçası birkaç yerde. Birkaç yabancı kaynaklara çıkınca dedim. Demek ki doğru. Evet. Türkiye elma üretiminde 4. sırada yer alıyormuş. Hmm. Bir tane elma 20 lira. Buyur abi. İlk 3 Çin, ABD ve Polonya'ymış. Nasıl ya? 7500 çeşit elma mı varmış şimdi? Varmış. Şaşırtıcı gerçekten. Vallahi şaşırtıcı. 10 lira kazandım. Hemen bir 10 lira. Deminki ödülden sonra biraz şey geldi. Beğenmedin ha? Aynen. 10 liraları geri toplayacağım. Yine Allah bilir ne gelecek. Hala midemi hissediyorum. Bu 10 liranın olması... Hiç olmamasından da açıyorum. Açıyorum cezamı. Aç bakalım. Yine mi ya? Bir babba... Yine şeker. Beyin bozuldu. Oktay şekere doydun bugün diyetini bozmadan. Evet. Kokarca yemek diyet bozmuyormuş kanka. Ya doğum günü keki ya da diş water şey. Kirli bulaşık deterjanı. Kirli bulaşık suyu. E ben atıyorum o zaman. Ye sen bulaşık suyu. Ye. Çiğne. Devam. Bir tek anneme inisiyatifimiz var başkalarına yok ona göre. Ben bir şey soracağım ya.
Piril mi feyir mi kanka? Kalgon. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Ya nasıl? Bize biraz tahmin. Hayır hayır ya. Çıkarsın ya. Bu insafsız bir yarışma. Ya ağız yüzü kaydı çocuğum ya. Kötü şeyleri. Tarif etmek ister misin bize tadını? Ya Feri yiyorsun işte, nesini tarif edeceğim? Gerçekten öyle. Deterjan tadı var ha. Bakayım köpürecek. İyi ağzım güzel kokuyor. Biraz da su getir de koyayım. Şöyle şey yapsana, buraya baloncuk koy. Hıçkırtsana. Şöyle şey yapsana, şöyle yap, oradan baloncuk eklesin. Seni alıyoruz o zaman. Şimdi iç. Yarası. Soğuk su. Dur bakayım Oktay, köprüyor mu? Ya çift gibi bir şey. Guinness Rekorlar kitabına giren Christian 3 dakikada kaç gram nugget yemiştir? Nugget. Kaç gram? Hı-hı. Ya kiloya çıkamamış mı? Kaç gram diyoruz işte. Hazır mısınız? Hazır. 3, 2, 1. 850. 517. 1 kiloya yakın da yemiştir ben. 3 dakikada mı diyor? Bilmiyorum ya. Nugget ya bu. E işte çabuk tüketiliyor zaten. Sıkar biraz daha hani ağzını böyle. Cem'in ilk ödülü gelsin. Allah Allah. 494.9 gram. Yakın. Sen kaç demiştin? 400 mü? 517. O zaman ödülümü çekiyorum. Hadi artık. Ben de cezamı çekeyim. Bir sonraki ceza iptal. Hadi bakalım. Güzel. Bildiğimiz şey fasulye. Heh. Afiyet olsun. Oynadığımız oyun neydi? Monopoly. Monopoly'deki... Ondan birazcık evet. Esinlendim. Ben alıyorum fasulyeyi bu arada. Çek. Bakalım neli alacaksın. Ya kızarmış marshmallow, marshmallow diğeri. Ya da bir böcek tadındaymış. Ya Allah kahretsin. Kokulu bir böcek. Marshmallow herhalde. Kötü ama çok kötü. Ben herhalde kötü tadları seviyorum. Ne yapıyorum? Anlamadım ki. Sen bir alçık galiba abi. Aynen. O kadar kötü bir şey değil yani. Marshmallow benziyor mu? Tamam, demek ki diğeri ama o kadar da kötü değil mi? Ama ben böcek seviyorum herhalde. Şimdi biraz kötü geldi ama. Oktay'ınkiler kadar kötü değil galiba. İlk dediğimde öyle kötü gelmedi. Ben şimdi yakaldım ya. Olayını biraz da. Görmüyor musun sen? Hala daha o bir koku var ya. Senden mi geliyor? Benden mi geliyor? Ne yapıyor ya? Üf. Amacına ulaşmış ama şekerler ya. İğrenç. Senin başına oturmuş. Çürük yumurta çok korkutuyor beni sadece ya. Şimdi kötü geldi. Geldi mi? En verimli keçi ırkı olan sanen yılda ortalama kaç litre süt verir? Yılda. En verimli olan. Yılda kaç kilo verir? O zaman açalım. Kaç yazdın sen? 9 litre. Kaç? 950. En verimli süt diyoruz. Aynen, ben çok yılda fazla diyoruz. Yapacağını düşünmedim o kadar. Yani. Yılda yılda. Oğlum ne yapıyor sadece bu? Ne bileyim, o kadar fazla da vermez dedim ya. Ya bu kadar cahillik oldu. Günde yani gene hani normalde hani 2 kilo 3 kilo falan verir. Verir mi o kadar be keçi? Bilmiyorum. Bence cahiller yarışıyor dedim bu programda. Hani bilmiyorum gerçekten. Dünyanın en verimli keçisi diyoruz. Yemeği severim ben yani. Çok severim. Cem, evet. Cem cezanı çek istersen. Aynen, ben başlayayım şimdiden çekmeye. 1000 litre. 1000 litre. Ya yazacaktım da onu hani daha da abartmayayım dedim. 950 hani bak çekiyorum. Günde dedim 5 kilo. Dur önce annem çek. 5 kilo verirse dedim yani. Öyle hesap etmeye çalıştım kafadan, ancak bu kadar tutturabildim yani. Evet. Cem çok şey düşünüyorsun çocuk. 20 lira mı? 10 lira. 10 lira. 20 lira ben aldım. İki zara 100.000'lik konuk ya. Ben çekiyorum o zaman bir tane. Çek bakalım. İyi de ben kaç tur çekiyorum, Fırat bir kere de götürdü üç zaten. Üç farklı malzemeyle içecek yap. Hadi bakalım. Şimdi malzemeleri de çekeceğiz. Ben mi içeceğim bunu? Tabi. İşte bir sonraki cezamı iptal ediyorum o yüzden.
Evet, saklamış bu da iyiydi. Bunu tekrar atayım mı? Yok yok. Hayır, tamam. Atma. Eğlenceli bir cezaydı ya. Neyse bana... bir tane daha var. Bir daha atayım işte o yüzden. Bana çektim başkası. Yok, yok. Bir tane daha var içinde hocam. Sen çok nötrsün. Ne ödül kazandın doğru düzgün. Aynen. Ne eşi kazandım ya. Kazandığım ödül, cezalar da kötü değil. Güzel. Az önceki çayla ilgili soruda da sen vardın değil mi? Gene mi çaylı soru geliyor? Evet. Hadi bakalım. Bu sefer iki tane çay şeyi var ama. İki çay sever. Çay sever var. Soru soruyoruz. Hadi bakalım. Saygılar efendim. Türkiye, kişi başına çay tüketiminde dünyada kaçıncı sıradadır? Dünyada. Dünyada. Açalım. Yani bence bu ama beş. Deneyeceğim. Annem tek attı. Birinci sırada mı? Gerçekten evet, mi? Evet, birinci sırada. Ben İngilizleri falan kattım var ya. Ve kişi başına yıllık çay tüketimi 3,5 kiloymuş. Vay be, iyi içiyormuşuz ha. Ben çekeyim o zaman. Ya da Meryem teyze. Buyur. Buyur Meryem teyze. İyi de yeter daha. 10 lira. 10 lira. Vallahi. Ne yapalım düşün. 10 lira kalmadı ya. Yemin ederim 10 liranın değeri 9 liraya düştü şu anda. Ya yine mi ya? Evet, en çok bunlardan var zaten ceza olarak. Hadi bakalım, bu sefer ne yiyeceksin? Çocuğun mide gitti. Oktay, çürük yumurta çekmezsin umarım. Umarım. Kanka ben ondan nefret biliyorum çünkü. Kanka en kötüsü o bence. Bir kere yaşadım ben onu. Harbi. Evet, yaşadım ben bir kere. Evet, anlatmıştım. Çok iğrenç bir şey. Allah'ım ne olur ya. Hangi renk? Bembeyaz, maşallah. Ya kokonat ya spoilet mi? Ya bozuk süt galiba. Aa, evet. Evet. Ya bozuk süt ya da Hindistan cevizi. Afiyet olsun. Hayır yani bozuk Hindistan bozuk sütten başka ne gelebilir ki? Hindistan cevizi bence ama. Süt. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl bir tane güzel seçemiyorsun ya? Kardeşim senin basiretin bağlanmış. Bana bir kurşun su falan vereyim mi yavrum? Su vereyim mi? Şu herhalde. En kötüsü bu muydu? Hepsinin kötüsünü çekti ya. Ya bu sefer yemesin ya. Çok yedi zaten. Bize şey Oktay. Kalmadı çıkarsın ya. Kötü kalmadı. Çıkar tamam, Oktay. Hadi çıkar. Çıkar Oktay. Tabii çıkar. Çıkarsın bu sefer. Çıkar. Peçete verin de. Yesin bence de neyse. Ya ama midesi bozuldu çocuğun yazık ya. Yazık ben yazık. O kadar da hassas olmayın kardeşim. Her şeyde kırılmayın su, ya. Su iç azıcık. Garibim ya. Sevmem ya. Başımda biter. Benim bugünün tadını çıkarmam lazım. Künefeleri ben ısmarlayacağım. Siz o gün tadını çıkaracaksınız. Allah'ına şükret kardeşim. Evet, Allah'ına evet. Şükret. Keşke ben ısmarlasaydım künefeleri. O kadar kötü değildir ya Oktay. Evet soruyorum. Yapılmış en büyük omlet kaç kilodur? Bu dünyada mı? Aynen. Hı. Bu da Guinness'e girmiş. Guinness'e mi girmiş? Omlet kaç kilodur? Hı hı. Kocaman bir omlet mi? Nasıl bir omlet yaptılar ki? Nereye döktüler ki? Kocaman tavaya mı döktüler? Nereye döktüler? Kazana mı döktüler? Ne bileyim. Hazır mıyız? Yuh. Açabiliriz. 20 kilo dedim ben. Sen karıştırdın. 20. 370. Sizce? Ben 130 diye düşünüyorum. Ben de 50 diye düşünüyorum. Bunu çünkü, da araştırdım ben yani. Çünkü bu hani böyle büyük bir şey yapıyorlarsa böyle hani büyük onu da yiyecek insanlar vardır illaki hani bir şey olsun diye. Türk yumurta üreticileri tarafından yapılmış bu. Tam 4400 kilo. Ne alaka ya? 400 kilo. Evet. Ziyankar bunlar ya. 110.000 yumurta kullanarak. 110.000 yumurta. 432 litre sıvı yağ kullanılarak yapılmış. Şimdi yapamazlar. Sadece yumurtayla mı yapmışlar bunu yani? İçine tabii. Başka içeriği şeyi falan yumurta, peynir bilmem ne filan. Yumurtayı ben şey de düşündüm. Arkadaş asgari ücret mi verdi? Tam 80 kişi yapmış ve 2,5 saatte yapmışlar bu omleti. Sanırım bir de yine de yanlış olmasın ama bunun için özel bir tava yapmışlar. Ya da böyle bir dökecekleri kazan şey yapmışlar. Şey. Aynen. 4000 kilo nasıl olabilir ya bir omlet? Abi baksana kaç tane yumurta kırmışlar. İşte bakın onu bir... nasıl yaptılar 110 bin? Lan nerede pişirdiler? Bir de 80 kişi birden düşünüyor böyle şey. İşte ben de böyle çırpıp onu şey yapmışlar. Okudukça inanamadım bir sürü yerden araştırdım ama çıkıyor haberler. Neyse ben cezamı çekeyim. Dur annem ödülünü bir çeksin de. Çek. Geleceğe verir canım Meryem. 10 lira diye. Üff. 50 TL. 50 TL'lik yemek.
Enkarlı annem çıktı. Enkarlı benim bence. Aynı sayılır. Yalnız boyutu görünce anlayacaksınız. Yani bak. Orası 4000 kilo nasıl ediyor ya? Ama oğlum böyle incecik, sen bizim yaptığımız gibi omleti düşünmesene. Kalınca Fırat bir şey. Fırat abi inandıramıyoruz. Hani. Çek bakalım cezanı. Yine fasulye gelecektir zaten. 3 farklı malzemeyle içecek yap. Hadi bakalım. Buyur abi. Orada İyi bari. Tane vardı sana denk geldi. Değişik bir şey geldi bari. Evet. Bunlarla seç bakalım 3 tane. Karamel sos. Güzel. Buyurun. Sen karamel sos sevmezsin ki. Olsun, tatlı en azından. Aynen. Ketçap. Hadi bir de acı sos çek. Turşu suyu. Turşu suyu. Acı sos. Fıstık ezmesi. bunlar nasıl içecek yapacağız? Su ekleyeceğiz birazcık içime. Ya da süt ekleyelim. Niye su ekliyoruz? Aynen, süt de olur. Yok ya, su ekleyelim. Canım, su olur mu? Niye canım, süt ayrı bir bileşen. Olsun. Orada boşuna mı yazmışlar sütü? Hidrojen var, oksijen var içinde. Tamam, o zaman üçünü birleştirelim, suya da ayrı bileşen diyorsan. Tamam, su ve süt katalım içine. Ha, fıstık ezmesini getirmemişim. Su mu katacağız, süt mü? Süt ayrı bir şey değil mi arkadaş? Tamam, su olsun ya. Suyla yapalım. Biz mi koyalım burada? Aynen. Biz çay kaşığı vardı ona. Çok kötü gelmedi ya. O benimki. Bir tane mi vardı bundan? İki tane vardı da biri ceme çıktı. Ne işte? O da iptal etti. İptal ettim. İptal vardı. Ödüldü. Ya onu geri atsaydın bari buraya. Olmaz. O cezayı. Atalım mı dedi de atmayalım dedim. Bence atalım. Yeter yeter. Dur ketçap ben dökeyim ya. O hazırlanacak biraz lütfen. Tamam, biraz ben dökeyim, biraz sen dök. Oy, ne yaptın? Biraz süt, biraz su mu yapalım yoksa hepsi? Su. Su istiyor yarışmacımız. Onu içilebilir bir kıvama getirin de. Tamam. Karıştırıyoruz. Buyur. Nasıl zevkli zevkli karıştırıyoruz. Bence çok kötü bir şey olmadı bu arada. Mesela mayonez olsaydı çok kötü olurdu. Onu içeceksin hepsini, biliyorsun değil mi? İyi olsun. İyice karıştırman lazım. Muhtar fıstık ezmesi yemedim. Şat vuracaksın ama. Niye canım? Nasıl öyle, şat vuracaksın? Dediğin şey yok. Bilsin canım adam, Allah Allah. Ona da karışmayalım. Zaten kötü, iğrenç bir şey içiyor. Kötü bir tadı var harbiden. Hani ama çok abi, çok böyle. Mesela şunlardan daha iyi. Eminim. Ona eminim. Bak biraz önce yedim, güzel, hani çok kötü de mi diyordum ya, çok kötü değil diye. İçeri gidince çok berbat bir tat geldi ağzıma. Sakız aldım o yüzden abi ağzıma. Ben şu an o tatların 3 tanesini midemde hissediyorum. Midem bozulmasın benim ya. İç biraz. Ay, sanki ben içiyormuşum gibi oldu. İlke'ye de o zaman bir fasulye çektirmemiz yok mu? Ben şeyim canım, sunucuyum. Sen bir çürük yumurta yak ettin bence. Öyle bir şeyle kurtaramazsın. İç iç et. Hadi. İçilmiyor öyle kolay. Al. Evet, al sen iç. Ben yarışmacı değilim. 20 kilo demeyecektin kardeşim o zaman. Tamam, hadi yarıda bırakalım ya. Bence de. Abi daha fazla mideyi zorlarsın, yapma. Tamam tamam, yeter. Benim de içim kötü oldu. Ama şunlardan harbiden daha iyi bak. Ben sana söyleyeyim. Abi bence hiçbirisi iyi değildir. Ceza arkadaşlar. Ben Meryem, Meryem teyzenin yerine. Ben kalkıyorum Meryem. Paraları aldın. Vallahi ya, hediye çekleri, paralar. Günün kazananı Meryem teyze. Meryem teyze hep en kazançlı oldu bugün. Meryem teyze her yerde. Dünyadaki pirincin yüzde kaçı Asya'da üretilir? Yüzde kaçı? Hazır mısınız? Hazırım. Evet, 2, 1. 89. 85.
Sizce? Ya ben acaba 90'ın üstünde midir diye düşündüydüm. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Asya'da hani pirincin yetişmesi için suya ihtiyaç var. Ve en çok yağmuru alan yerler orası diye biliyorum. Hani onun dışında böyle yağmur alıp da yetiştirebilecek bir Türkiye'de yok. De yetişiyor pirinç yetişiyor, bu arada. Yetişiyor, yetişmiyor değil ama hani... Ama en çok orada yetişiyor. Tabii Çin, Japonya gibi yerlerde de yani çoğunlukla. Hindistan'da da var. %80 falan. Bence daha fazladır ya. Cevabı açık diyorum. %... 92. 90. Ya 90 geçmişti aklımdan benim. Yazacaktın o zaman. Sen kaç yazmıştın? 85. Cem çek bakalım ödülünü. Artık bir kere bir 10 lira bir çekebilir miyim? 10 lira. Görüyorsunuz. ver 10 lira. İyi künefenin 10 lirası çıktı. Oh kaldı 190 lira. Adama var abi benim bir 10 lira. Ceza ne var ki başka? Şunu cebimize atalım da çalınmasın. Ekmek falan alır mı artık? Şarkı söyle. Haydi söyle. Bu kime ceza ama? Aynen. Şarkı söyle artık. Ne söyleyeceğiz şimdi? Ne istiyorsan. Artık bir Beşiktaş bestesi mi olur? Ne söyleyeceğiz? Gezi bağları falan yapıştıralım. Yok ya, ben hiç çok utanırım. Tamam söyle. Söyle. İşte cezanın olayı o zaman. Barış Akarsu falan bir şeyler söyle ama ben şey... Dur! Mavi Duvar söyle. Sertan kardeşime buradan selamlar. Sertan olsa onunla da söylerdik bak harbiden. Tamam ben şey çocuk şarkısı söyleyeceğim ben. Söyle. Hangisini söyleyelim? Mini bir kuş. Aynen tamam. Mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Haydi eller. Aldım onu içeri. Ciki 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 ötsün diye. Fırfırerken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Güzel. Alkış. Evet bir C sınıfından. Bu arada C'ydim ben harbiden. Hayır daha bitmedi. İlke şey yiyecek. İlke daha çocuk yumurta yiyecek şimdi. Sorularımız bu kadardı. Yarışmacılara teşekkür ederim katıldıkları için. Günün acısını... Biz teşekkür ederiz efendim. Yarışmacılara bugüne katlandıkları için, evet. Ödül kazananlara ödüllerini güle güle harcamaları için teşekkür ederiz diyelim bitirelim. Yani Meryem teyzeye. Yani güle güle kullansın. Bir dahaki yarışmalarımızda görüşmek dileğinde. Evet. Ya da künefe gününde de görüşebiliriz. Çok uzak olmayacak evet, büyük evet, ihtimalle. Evet olabilir. Bunu çektim. Barf neydi? Kusmuk mu? Kusmuk. Aynen. Kusmuklu. Su ayarla da kendine istersen. Kusmuk ya da şeftali. Su dolduralım. Hadi bakalım öyle ceza vermesi iyi değil. Ama olmaz bu. Acun ceza yiyor mu? Yemiyor. Sen Acun değilsin. Yiyeceksin. Isır. Isır. Biraz çiğne ya. Allah Allah. Çiğne. Hadi. Ağlama. Yüzünü görelim. O yüzü görmemiz lazım Elif oğlum. Ağlama. Çok kötü. Devam et. Yok, bırak ya. Git. Devam et. Sen kusmuşum gibi ağzını. Ben bilmem. Arkadaşlar İlke gerçekten canlısını yapmaya gidiyor şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya öyle ceza vermesi değil. Hıh!